Oğlum 7. soru diyorum. Adam böyle put gibi kalmış, hiçbir şey söylemiyor. Ne yapayım ya? Hocayla göz gözeyiz. Bir şeyler mırıldanıyorum sesimi duy diye. O da ona söylediğimi zannediyor. Efendim evladım diyor bana. Ece, zaman geçtikçe toparlanacağın yerde daha çok triplere girdin. Toparlan artık biraz. Dünyada tek ölen babaanne seninki sanki. Bak bizim de öldü ama hala maymun gibi gülüyoruz. Önemli değil arkadaşlar. Bazen dalıp gidiyorum sadece o. Gülümseyince daha güzel olduğunu bir bilsen, suratını hiç asmazsın. Ben onu güldürecek bir şey buldum. Ece, annen hala bunları okula alıyor mu? Bir iki tane numune kalmış da köşede. Bak. Ya ben bir şey göremiyorum ama şurada bir tane kumaş topu var. Ondan mı bahsediyorsun? Hadi arkadaşlar gidelim artık. Dur ya. Kızcağız iş arıyor. Belki yardımımız dokunur. Bu halde kim işi alırsa artık. Japon Büyükelçiliği'nde boş ninja kadrosu varmış. Sen bir orayı denesene. Dur yardım edeyim sana. Başörtünden göremiyorsundur. Aa, Gamze ne yapıyorsun? Karışmayınca eğleniyoruz şurada. Başörtüm görmeme engel değil. Ama sizin gözlerinizi kör etmiş belli. Yeter Gamze. Eğlence bitti arkadaşlar. Akşam barda görüşürüz. Görüşürüz Ece. Ece gelir birazdan. Hiç olmazsa bu evde yaşıyormuş gibi görün. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Artık boynu da sürdürmek istemiyorum. Anlamıyor musun? Nuray, beni de yıprattı bu ilişki. Ama Ece... Ece! Benim hayatım ne olacak ha? Aman Ece duymasın, aman Ece etkilenmesin. Yeter! Burama kadar geldi, anlamıyor musun? Ya yarın gidip dilekçeyi verirsin avukata ya da... Ece kendini toparlamadan, okulunu bitirmeden boşanma işi mümkün değil. Boşanacaksın! Çok seviyorsan kızını karşısına geçip söylersin bu gece. Yoksa yarın benden bu sinirle duyar haberin olsun. Nasıl yaparım? Baba? Ne oldu burada? Annem nerede? Annenin biraz başı döndü de elinden kayıp düştü tabak. Baba, sen iyi misin? Tansiyonum yükseldi biraz. İlaçlarımı alınca geçer. Bir şey mi var babacığım? Ben sana bir şey söylemem lazım. Annenle ben... Biz sana çok güveniyoruz kızım. Zor dönemler geçirdik. Bunları da atlatacağız inan. Seni sevdiğimi bil. Ben de seni seviyorum babacığım. Bir yere mi gidiyorsun? Arkadaşlarla buluşacaktık. Gerçi açım ama neyse. Dışarıda bir şeyler atıştırırım. Ama istersen kalabilirim. Yok kızım. Geç kalma. Tamam babacığım. Geç kalmam, merak etme. Hadi bakalım sağlığınıza. Hadi bakalım. Ece? Sadece bizimkine ama. O gidişle sen de sağlık mağlık kalmaz. Şu süngere bir şey söyle be kızım. Şşş. Anca seni dinler. Efendim? Yine dalıp gittim.
Yok, yok bir şey. Babamı düşünüyordum. Evden çıkarken çok garipti. Acaba bana mı? Oho, her şeyden kendine bir pay çıkarmaktan vazgeç. İnsanların bir sürü derdi var. Her gün aynı şeyler olacak değil ya. Hadi ya, burası çok kastı beni. Çıkalım, eğlenelim biraz. Evet ya. Arabaları alalım, caddeye çıkalım. Yarış mı yine? Ya şu ölü toprağını atalım üstümüzden, hadi. Bu kafayla sen direksiyon bile tutamazsın. Bana mı kafa tutacaksın? Cüneyt haklı. Boş verin bu sefer, gitmeyin. Yok yok, o korktu da ondan öyle diyor. Değil mi? Ağır bastı. Senden mi korkacağım? Köprüye ilk varan kazanır. Hadi. Mert lütfen, daha bekliyor korkuyorum. Musun? Gitmeyelim. Allah, hadi. Bu seferki heyecanlı olacak. Mert dinle beni. Bu sefer gitmeyelim. Korkma. Sadece biraz eğleneceğiz, hepsi o kadar. Tamam mı? Hadi gel. Şuradan. Yardım edin. Bak, ikimizi de içeri atacaklar. Hadi. Tamam. Yardım edeceğim. Ece, içeri atacaklar. Hadi. Ece. Ne halin varsa gör. Ben gidiyorum. Hay Allah, cevap vermiyor. Dayanın. Dayanın biraz. Ece ile konuşmadın değil mi hala? Eve gelmediğinin bile farkında değilsin. Gelmedi mi? Ne arıyor bu saatte dışarıda? Arkadaşlarıyla buluşacaktı. Biraz kafasını dağıtsın dedim. Bravo Adnan. Zaten kafası yerinde değil. Ya abuk subuk bir işe karışırsa? Şu evde işime konsantre olmamam için her şeyi yapıyorsunuz. Nuray profesörlük için debelenip dursun, kimin umurunda? Ara çabuk eve gelsin, bir de onunla uğraşmayalım. Of! Şoför bey, biraz daha hızlı olamaz mısınız? Vallahi elimden geleni yapıyorum abla. Tamam, gidiyoruz. Ece, kızım neredesin? Baba,
Çok kötü bir şey oldu. Mert'le dışarıdaydık. Yolda giderken bir kadına çarptık. Aman Allah'ım. Mert kadını bırakıp kaçtı. Ben de taksideyim. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Ne olmuş? Bana da söylesene. Bir kadına çarpmışlar arabayla. Mert kaçmış. Ece hastaneye götürüyormuş şimdi. Ne? Ver şunu çabuk bana. Ece, derhal o kadını öylece bırakıp eve geliyorsun. Duydun mu beni? Ne diyorsun anne? Nasıl yaparım bunu? Ne diyorsam onu yap. Gazeteciye, polise bir karışırsan yakayı kurtaramazsın. En kritik günlerimde bir de bununla uğraşamam. Ah, yüzüme kapatıyor bir de. Mahvedecek bu kız beni. Hangi hastaneye gittiğini söyledi mi? Bir şey lazımsa biz de gider. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Adnan? Yarın boy boy fotoğraflarla gazeteye çıkacak. Doçent kızı ölümlü kazaya karıştı diyecekler. Kapatmış telefonunu asi kız. Şu dönemde adım çıkarsa düşünmek bile istemiyorum. Şimdi edilecek laf mı bu Allah aşkına? Bir insanın canını kurtarıyor orada. Hemşire hanım, getirdiğim hastanın durumu nasıl? Bir gelişme var mı? Şimdilik aynı, henüz bir gelişme yok. Allah'ım sen yardım et ona ne olur. Karım buradaymış, Fatma Gülsoy. Durumu nasıl? Hemen ameliyata alındı, şu hanım getirdi. Buyurun biraz bekleyin. Allah razı olsun sizden. Kurtulursa sizin sayenizde. Baba, baba, annem ölecek mi? Ya kardeşim, o da mı ölecek? Allah büyük oğlum. Dua edelim ki hiçbir şey olmasın. Doktor bey, karım yaşıyor mu? Nasıl durumu? Maalesef karnındaki bebeği kaybettik. Eşinizin durumu da kritik. Acil kana ihtiyacı var. Söyle gidip hemen bulayım doktor. Hangi grup? O kadar kolay değil maalesef. Sıfır negatif. Biz çevre hastanelere haber verdik. Sıfır negatif. İnşallah en kısa zamanda haber gelecek. Müsaadenizle. Sıfır negatif. Bak annen iyiymiş oğlum. Üzülme artık. Sıfır negatif. Annen iyileşecek. Babamın kan grubu bu. Böyle olmayacak. Sabah oldu neredeyse. Ha kızım. Ne oldu? Neredesin? Tamam. Tamam, hemen geliyorum şimdi. Nereye gidiyorsun, ne oluyor? Yaralı kadının kana ihtiyacı varmış. Benim grubumla. İşi iyice büyüteceksiniz. Ece'yi alıp hemen gel buraya. Başka bir şey istemiyorum, tamam mı? Nuray, şimdi konuşmanın zamanı değil. Elin kadınını düşüneceğine kızını düşün biraz. Polisler başına şişirse... Mahvoldum ben. Fare gibi içeri tıkacaklar beni. Abi saçmalama ya. Bir şey çıkmaz. Sabah oldu artık. Sen de git yat. Biraz sağlam kafayla düşün. Gel dedim o kadar. Kaçalım dedim dinlemedi. Şimdiye çoktan ötmüştür o. Korkma. Ece tedbirli kızdır. Söylerse kendini de yakar. Söylerse onu ben yakarım. Lütfen kalkmayın, dinleyin. Hasta biraz dinlensin. Peki efendim. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Babam kötü görünüyor doktor bey. Kan verdiği için biraz başının dönmesi normaldir. Tabii önemli bir rahatsızlığı yok değil mi? Geçer birazdan, endişelenmeyin. Hipertansiyonu vardı, ilaç kullanıyor. Bunu niye daha önce söylemediniz? Bu bir problem doktor mi? Doktor bey hemen gelir misiniz? Baba. Baba. Beyin kanaması olabilir. Baba. Hemen bir tomografi. Peki doktor bey. Hemen. Ameliyat anca hazır olsun. Tamam. Acele edin. Baba. Çabuk. Baba. Şuradan. Baba. Pardon, acil ne tarafta? Şurada solda hanımefendi. Seni asi şeytan seni. Neden dinlemedin beni ha? Ne yaptın şimdi sen? Ben bir şey yapmak istemedim anne, yemin ederim. Abla dur biraz. Önce bir eniştemin durumunu öğrenelim.
Hipertansiyonu varken kan vermesi doğru değildi. Ameliyat çok umutlu geçmedi. Şimdi yoğun bakıma aldık ama hala durumu kötü. Doktor bey bakar mısınız? Geliyorum. İyi günler. Beğendin mi yaptığını ha? Babanın durumunu duydun mu acaba? Allah şifasını verir inşallah. Onun sayesinde karım kurtuldu. Bir bebeğimizi kaybettik. O da Allah'ın takdiri. Oğlum yetim kalmadı ya, buna da şükür. Allah razı olsun babanızdan. Dualarımız onunla. Duaya değil, biraz dikkate ihtiyacı vardı kocamın. Geçmiş olsun. Bu örümcek kafalar için babanın hayatını tehlikeye attın ya. Ne diyeyim ben sana? Çarpan aracı hatırlıyor musunuz? Rengi, modeli. Hatırlamıyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar geçip gitti. Peki sizi bulan hanım? Allah razı olsun ondan. Tek hatırladığım onun yüzü. Belli belirsiz bir karaltı gibiydi. Yardım istedim sadece. Peki, geçmiş olsun. Ece'yi de sorgularlarsa kötü. Geçmiş olsun. Ece Hanım'a birkaç sorumuz olacaktı. Kızıma mı? Bu halde soracak değilsiniz herhalde. Baksanıza zaten acılıyız. Öyle ama soruşturmanın hızlı olması açısından. Sorgu sualin zamanı değil. Hem bir şey görmemiş ki kızım. Oradan geçerken yaralı birini görünce müdahale etmiş. Suç mu? Doktor bey, babam iyi mi? Söylesenize. Üzgünüm, hastayı kaybettim. Ece dur kızım. Ece kendine gel kızım. Hadi bir tanem. Baba. Gel Lale gel. Sami amca halletti mi cenaze işlerini? Adnan enişte organlarını bağışlamış abla. Biraz uzun sürdü ama ikindiye yetiştirecekler herhalde. Ece nasıl? Babaannesinin ölümünden sonra bu çok ağır geldi. Alışması zaman alacak. Biz de ona yardım edeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız abla. Çok üstüne gitmeyelim. Travma yaşayabilir. Bu durum okulunu da çok etkileyebilir. Hayat devam ediyor. Güçlü olması lazım. Haklısın da abla. Alışamam. Durumu çok zor. Onu da anlayışla karşılamamız alışamam. Gerekiyor. Ölmedi. Ölmedi. Kızım ağlama. Ağlama teyze. Ece bak biz de acılıyız. Babacığım. Baba. Ece, biraz sakin ol. Tamam güzel, tamam canım, tamam. İnan hangi biriyle uğraşacağımı şaşırdım. Sen biraz burada kal, Ece'ye göz kulak ol. Bir yere mi gidiyorsun abla? Mert'e gideceğim. Toy çocuk. Kafası ermez de polise giderse çok kötü olur. Ece sana emanet. Tamam tamam merak etme sen. Sevgili yavrum. Yıllarca katlandım senin için.
Çaresiz, gidecek yeri olmayan yaşlılar gibi taşıdım bu yükü sırtımda. Annenin aşağılamalarına, hakaretlerine, babaannene yaptıklarına bile sırf senin için boyun eğdim. İçime attım, biriktirdim. Hastalık geldi kapıma, yine yansımadım sana. Ama annenin iyiliğinden sonra hiçbir şey benim kontrolümde değil artık. Beni suçlamaman için yazdım bunları sana. Babacığım. Seni her zaman sevdiğim gibi. Canım kızım. Mert, konuşmamız lazım. Yalnız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ece olanları anlattı bana. Hocam, isteyerek olmadı. Gerçekten hocam. Bir anda önüme atlayınca ben hiçbir şey yapamadım. Biliyorum. İsteyerek yapmadın. Yapmadınız. Ama polisler bunu anlamayacak değil mi? Bu iş aramızda kaldığı sürece sorun yok biliyorsun. Sakın vicdanla uymaya falan kalkma. Faili meçhul bir şey olarak kapandı bitti, tamam mı? Hocam, peki o kadın nasıl kurtuldu? Korkulacak bir şey yok. Sen düşünme bunları. Onlar hep inandıkları şeylerin onları kurtaracağına inanırlar. Sen merak etme. Kimseye bir şey söyleme. Böyle uzun bir gün olabilir mi Lale? Yoruldun ama her şey tertemiz çözüldü. Öyle. Haber duyulsa profesörlük hayal olurdu. Onu bırak, üniversitede bile barınamazdım. Ece için de en iyisini yaptım. Benim için hiçbir şey yapmadın sen. Hayatım boyunca hem de. Ece, biraz sakin ol kızım. Bugüne kadar babam için bir kez olsun üzülmedin sen. Öldüğü gün bile oldu mu olmaz kariyerini düşündün. Karşında annem var senin, doğru konuş. Senden iğreniyorum. İğreniyorum, anlıyor musun? İğreniyorum. Ece. Bırak gitsin. Öfkesini boşalsın biraz. Ah babacığım. O kadar yalnız ve çaresizim ki sensiz. Senin ölmen gerekmiyordu. Sen iyi bir insandın. Niye öldü babacığım? Niye? Dünya o kadar kötü insanla dolu ki, neden senin gibi iyi bir insan ölüyor? Bu hak mı, adalet mi babacığım? Bu dünya bu kadar manasız mı? Ölürken bile iyilik yaptı. Karşılığı bu mu olmalıydı? Bu nasıl adalet? Bütün bunlar neden? Neden? Aklım almıyor. Her şey yok olup gidecekse bu hayat neden? 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 Taze simitlerim var. Simit! Baba! Taze simitlerim var. Sen toprak olacak insan değildin. Simit! Bu dünyanın içini bırakmadan göçmeyin. Baba bak! Abla ağlıyor. Ayıp kızım. Sen dön böyle. Bak balıklar geliyor. Ben balık tutmak istemiyorum ki. Hemen ölüyorlar. Çok üzülüyorum sonra. Yazık onlara. Ama onlar ölmüyor ki. Başka bir bedende hayat bulacaklar. Bizim bedenimizde. Her bir parçası bizi besleyecek, enerji verecek. Ve o sayede bizim attığımız her adımda onlar da var olmuş olacak. Anladın mı benim güzel kızım?
Başka bedende hayat bulacaklar. Başka bedende. Abla artık ağlamıyor baba bak. Çok sağ ol Sami amca. Bu iyiliğini unutmayacağım. İyi günler. Okula gelmeyi hala düşünmüyorsun galiba. Vizeler yaklaşıyor. Başka işlerim var. O liste ne öyle? Babamın organlarıyla hayata dönen insanların listesi. Ondan parçaların başka vücutta yaşadığını bilmek güzel. Gerçi senin umrunda olduğunu sanmıyorum. Merhaba Ece. Ya kusura bakma gelemedim epeydir ama üzgün olduğumu söylemek istedim. Akşam takılacağız. Gelmek istersen. Niye? Bir kurban daha mı göreyim? Eksik olsun istemem. Aldırma. Babaannesinin ölümünden sonra da böyle olmuştu. Ona nasıl alıştıysa buna da öyle alışacak. Buyur kızım. Kime bakmıştın? Siz Melike Hanım mısınız? Evet. Hayırdır inşallah. Nasıl söylenir bilmiyorum ama ben Adnan Çelik'in kızıyım. Adım Ece. Adnan Çelik? O bey. Aman yarabbim. Kızım hoş geldin. Allah razı olsun babandan. Gani gani rahmet eylesin inşallah. O böbreği vücudumda taşıdıkça dualarım eksik olmayacak üzerinden. Hay Allah, ayakta kaldın. Geç şöyle otur. Babanı görmedim. Tanımam, bilmem. Ama öyle zor bir zamanda uzandı ki eli, Allah'a şükür. Kızımın duaları kabul oldu. Güzel Allah'ım. Tam zamanında. Tesadüf oldu değil mi? Böyle büyük bir şey tesadüf olur mu? Cenab-ı Allah takdir buyurdu. Dualarım kabul oldu. Kızım da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Adnan Bey'in kızı yavrum. Hani böbreği bana nakledilen merhum. Biz tanışıyoruz. Kötü bir şekilde tanışmıştık Sevda ama o gün için özür dilerim. Sakın. Sakın öyle düşünme. Annemi kurtaran kişinin kızısın sen. Benim senin karşında ezilmem gerekir. Siz çok sıcaksınız. Keşke böyle tanışmasaydık. Keşke ne hastalık olsaydı ne de ölüm. Kader işte bu kızım. Babanın vefatı, edilen dualar. İnşallah onun güzel yerlere göçmesi. Ya benim acım? O da mı kader? Kaderse geçsin artık, o da geçsin. Ben babamı bundan 3 sene önce kaybettim. Rabbime sığındım. Ve şifayı onda buldum. Sen de Allah'a sığın dualarınla. Çünkü acını hafifletecek tek güç o. Yavrum, bu hediyeyi kabul et. Şu mübarek Ramazan'da baban için hayır dualarını gönderirsin. Sağ ol. Ben derse geç kalıyorum. Sen de geliyorsun değil mi okula? Hem biraz dertleşmiş oluruz ha? Olur. Çok iyi olur hem de. Kendinize iyi bakın. Geçen gün bir televizyon programında gördüm sizi. Ek kontenjan kayıtları başladı ya. Yine propagandaya başlamışlar. Yok inanç özgürlüğü, yok insan hakları. Sormayın. Handan Hanım, nedir bu bağırışmalar? Bana gönderin hemen. Hayır gireceğim, lütfen bırakır mısınız beni? Sağ olun bizi kabul ettiğiniz için, sağ olun. Derdimizden anlamıyorlar hanımefendi. Bir dakika, hemen heyecanlanmayın öyle.
Öncelikle kızınızın başı kapalı. Bu halde okul binasına bile girmemesi gerekirken siz üste çıkıp kızınızı kayıt ettirmeye çalışıyormuşsunuz. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Bu taş, bu çimento benim vergilerimle yapıldı. Burası hepimizinken niye gitsin, niye okumasın? Babacığım sakin ol. Kimsenin okumasın dediği yok. Açsın başını insan gibi okusun. O nasıl laf hanımefendi? Başörtüsü takınca kişi insanlıktan çıkar mı? Neden bu işi bu kadar uzatıyorsunuz anlamıyorum. Hem Tanrı insanlara niye eziyet etsin? Çıkarıversin başörtüsünü. Eziyet eden sizsiniz. İnsan hakları diye bağırır durursunuz. Bu da insan hakkı değil mi? Hayır, değil efendim. Çünkü zamana uymak gerekir. Öyle değil mi hocam? İsterseniz üniversitemiz ilahiyatçılarından Eşref Bey'e soralım. Sorun da alın fetvanızı. Eşref Bey'i dinlemeden önce size soracağım. Siz hiç kendi hayatınızla ilgili Eşref Bey'den fetva aldınız mı? Benim fetva ile metva ile işim olmaz. Ben çağdaş, inançta özgür davranan ilerici bir insanım. O zaman Eşref Bey de size göre gerici. O nasıl söz beyefendi, kendinize gelin. Burası çağdaş bir eğitim kurumu. Neyse ne. Ne oldu ortada? Aslında başörtüsü filan hiçbirisi yok değil mi dinde? Elbette yok. O sadece bir gelenek. İlk zaman insanlar, yani bir alışkanlık işte. Gelenekse, alışkanlıksa asırlarca kime zarar olmuş? Anam başını örterdi. Vicdanınla konuş. Ne zararı vardı? Her devir kendi şartlarıyla gelir. Ama dayatma şartlarla değil. Şunu unutma. Bu garip fetvalarınla kimseye sempatik gelmiyorsun. Hatta onlara bile. Baba, sakin ol. Hadi gidelim ne olur. Tamam. Tamam. Madem babanı düşünüyorsun, aç başını da oku kızım sen de. İstemiyorsan da zorla tutan yok seni burada, gidersin. Ben söyleyeceğimi söyledim. Karar senin kızım. Tamam. Bu muydu istediğiniz? Alın o zaman. Alın. Gidelim kızım, gel. Sohbetin için teşekkürler. Öyle iyi geldi ki sanki yıllardır kimseyle konuşmuyormuşum gibi. Oturalım mı? Benim başörtümü çıkarmam lazım. Tabii. Nereye bakıyorsun abla? Şuna bak. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Arkadaşıdır herhalde. Zor değil mi? Hem de çok zor. İnsanların maskelerle gezmelerini aldırmazlar. Ama olduğu gibi görünmek isteyenlere hep bir pranga bulurlar. Ben bunlarla mücadele ederken o yardım ediyor. Turhan Bey bir görse. Neden ki? Beni atayacak heyette görevlendirilmiş. Ece'yi de tanıyor. Kızım Hacı ile Hoca ile dolaşırken bana iyi gözle bakar mı sanıyorsun? Ece büyük bir travma geçirdi. Tutunacak bir dal araması çok normal. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Biliyorum. Örümcek gibi ağlarına düşürüverirler. Allah, babamın ruhunu adıyorum. Kabul et. Babaanne.
Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Deli mi edeceksin beni? Ne yapıyorsun anne? Tekkiye çevirmiş her yeri. Eve üniversiteden bir arkadaşımla gelsem rezil olacağım. Rezil olacak bir şey yok. Sadece babaannemin eşyaları. Babaannenin adını anma bana. O örümcek kafalı kadının kanına girmemesi için yıllarca direndim ben. Yaşarken korumuştum seni ondan. Öldükten sonra kaptırmaya hiç niyetim yok. Hele okulda yardım ettiğin kız. Onun bir adı var anne. Sevda. Adını biliyorum. Kaç uyarı verdim ona başındaki peruk için sen biliyor musun? Derhal ilişkini keseceksin onunla. Kesmeyeceğim. O benim halimden anlayan tek insan. Senin göstermediğin özeni gösterdi bana o. Bana karşı gelme. Ne diyorsam onu yapacaksın Ece. Neden? Profesör yapmazlar mı o zaman seni? Seni uyarıyorum Ece. Kariyerime en ufak bir zarar verirsen, kızım demem düşmanın olurum. Hiçbir şey yapamazsın bana. Babama, babaanneme hayatı zindan ettin. Ama bana baskı yapamayacaksın anne, anlıyor musun? Yapamayacaksın. Görüşeceğiz küçük hanım. Sevda, Sevda, bir şey mi oldu? Okuldan uzaklaştırılmışım. Neden? Anne rapor vermiş hakkında. Heyette sizin de yer almanızdan öyle müşerref oldum ki. Asıl şeref bana ait Nuraycığım. Senin gibi modern, çağdaş hayata bu kadar sahip çıkan biri. Üniversitemde görevliyken onu desteklemek ayrı bir güzellik. Hem bu çalışmaların da hakkını almalısın değil mi? Teşekkür ederim. Bana müsaade artık. Bu arada epey dereceyi göremiyorum. Artık dersine girmiyorum diye bana uğramıyor galiba. O da sizi soruyordu sürekli. Bu ara uğrayacaktır. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sevda'yı uzaklaştırmışsın okuldan. Neden yaptın ha? Nedenini sen de biliyorsun. Biliyorum. Sırf benim üzerimde baskı kurabilmek için değil mi? O zavallı kızın ne günahı vardı ha? Biraz yumuşak başlı olup annene destek çıksaydın, kurallarıma bir parça uysaydın böyle olmayacaktı. Müsebbibi sensin bunun. Beni kaybediyorsun anne. Yemin ediyorum kızını kaybediyorsun. Eğer Sevda'yı bu okula almazsan bütün bağımı koparırım seninle. Asla beni tehdit edemezsin. Hele o örümcek kafalı için beni, anneni gözden çıkarıyorsan durma. Sen istedin bunu. Bütün hayallerini yıktım değil mi anne? 3 yıllık emeğini, kahrını boşa çıkardım. Nasıl öderim senin hakkını? O hakkı bana ödeyecek olan sen değilsin kızım. Sebep olanlar. Hadi üzülme. Hayırdır inşallah. Ece? Ne oldu sana yavrum? Evden ayrıldım Melike teyze. Eğer izin verirseniz. Ya annen? Haberi var mı? Üzülmesin sonra. Üzüleceğini sanmam. Gel içeri kızım, gel. Asiye kız. Şımarık hoppa. Bir sürü imkan sundum ona. Hiç kimsenin elde edemeyeceği kapılar açtım ona. Ama onun yaptığına bak. Sen de biraz fazla mı üstüne gittin acaba abla? O dilediği gibi at oynatsın, ben seyredeyim öyle mi? Az bile yaptım. Neyse, sen sakin olmalısın. Hatasını anlayınca mutlaka dönecektir. Onun evi burası. Kendi bilir. Peşinden koşmaya hiç niyetim yok.
rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah kabul etsin. Amin. Seni izledim biraz. Namaz kılarken sanki bambaşka bir yerdeydin. Yüzündeki güzellik, mutluluk. Namaz Allah'ın huzuruna çıkmaktır bir bakıma. O yerde güzellikten, mutluluktan başka bir şey olabilir mi? Sevda, namaz kılmayı bana da öğretir misin? Ah. Ama çok fazla dua bilmiyorum. Elbette öğretirim, elbette. Gel, önce abdest alacağız, gel. Rahatsız etmiyorum ya. Ah. Yo, buyurun, hoş geldiniz. Otur, otur. Bu akşam heyetteki diğer arkadaşlarla birlikte bir akşam yemeği yiyeceğiz. Onlara çalışmalarını anlatıp etkilemen için iyi bir fırsat. Öyle mi? Çok sevindim. Sağ olun bu iyiliğiniz için. Önemli değil. Modern Yaşam Vakfı organizesi altında olacak. Herkes ailesini de getirecek. Ece gibi çağdaş bir kızımızı görünce zaten çabucak kanaat getirecekleri kesindir. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Elbette. Oldu o zaman. Tam 8'de her zamanki restoranda görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Al sağ bakalım. Al bakalım. Teşekkür ederim. Al bakalım. Sağ ol abla. Ah. Teşekkür ederim. Ah. Sen de. Teşekkür ederim abla. Çok sağ ol. Al bakalım. Sağ ol abla. Al. Sağ ol. Sağ ol abla. Sağ ol. Allah hayrını kabul etsin Ece. Ama nereden çıktı bu pat diye? Bilmem. Hayatımda tuttuğum ilk oruçtu bu Sevda. Kıldığım ilk namaz. Bugüne kadar geçen boş hayatı bir an önce doldurma telaşı belki. Hayır işlemek elbette güzel. Ama o parayı baban geleceğin için yatırmış hesabına. Belki daha uygun bir zamanda. Ben de geleceğim için kullandım zaten. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Bugün iftarı ben hazırlayacağım Melike teyze. Soslu makarna seversin inşallah. Tatlı da yaparım. Sağ ol kızım. Bir misafirim var içeride. Misafir mi? Annem mi? Aa, öyle burun kıvırma kızım. Ne yapmış olursa olsun annen o senin. Gir bir görüş hadi. Ece? Neden geldin buraya? Kızcağızı okuldan attırdın, yetmedi. Buradan da mı çıkaracaksın? Hatamı anladım ben kızım. En kısa zamanda konuşup okula geri aldırmaya çalışacağım. Senden de eve dönmeni istiyorum. Okula geldiğin de yok. Özledim Ece. Şimdilik burada rahatım. Sen bilirsin kızım. Ama senden bir iyilik isteyeceğim. Bu gece beni atayacak olan heyetle bir yemek var. Ailece gitmek gerekiyor. Niye geldiğin anlaşıldı. Ne olur geri çevirme kızım. Benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Hadi kızım. Annenim ben senin. Üzerinde biraz olsun hakkım yok mu Ece? Peki. Orada olacağım. Biliyordum. Beni öyle gözden çıkaracağını hiç düşünmemiştim. Adresi yazıyorum buraya. Tam 8'de. İlahi Turan Bey, bir de not düşmüşsünüz altına aile yemeği diye. Ayol ne işim var ne de çocuğum. Başıma mı kakıyorsunuz nedir? Estağfurullah efendim. Siz tek başınıza da bir aile sayılırsınız. Ececiğim, sen niye dokunmadın tabağına? Bir iki saat önce iftar etmiştim, sağ olun. Nasıl? Diyet yemeğine bizde iftar denir de hocam. Ara öğün yani. Sizin son yazdığınız makaleyi okudum Nuray Hanım. Fransa ve İngiltere'deki olayları da harmanlayıp güzel bir eleştiri yapmışsınız.
Neydi başlığı? Ha, şu şey. Başörtüsünün toplumsal hayata etkileri. Hı-hı. Güzeldi gerçekten. Teşekkür ederim hocam. İnanç özgürlüğü diye bize dayatılmak istenen bu sisteme birilerinin dur demesi gerekiyor. Bravo. Hem de yüksek sesle. Hı? Katılıyorum hocam. Bir özgürlük meselesi bu ve sonuna kadar direnmeli. Özgürlük dediğiniz inançlı insanları evlere hapsetmek herhalde. Efendim? 2 saattir burada oturmuş. Sizin insanlara çektirdiğiniz acıları ballandıra ballandıra anlattığınızı dinliyorum. Bir insanı diğerinden ayıran tek şey başörtüsü müdür? Kızınız şimdi de şeytanın avukatlığını yapıyor galiba. Sokrates gibi ironik yaklaşıp doğruya yanlıştan ulaşmayı seçiyor. Doğruya giden hiçbir yol yanlıştan geçmez. Ben de doğru bildiğimi söyledim. Şu nefret dolu düşüncelerinizden dolayı kaç öğrenci okuldan atılıyor, kaç kişi işten çıkarılıyor, farkında mısınız? Annen sana bunu doğru dürüst öğretmemiş herhalde. Ama toplumu birleştirmek için ayrık güçlerin dışarıda kalması şarttır. Yanlış anlamayın hocam. Babası öldüğünden beri zihni biraz gidip geliyor. Zihnim hiç bu kadar berrak çalışmamıştı. İstediğim gibi düşünme hakkına sahibim. Ama bu topluluk beni ayrı bir güç kabul edip dışlıyorsa tabii yanlarında kalmak da gereksiz. Size iyi akşamlar. Afiyet olsun. Makaleleriniz de toplumu değiştirmeden önce kızınıza eğilmenizi tavsiye ederim Nuray Hanım. Müsaadenizle. Ece, dur biraz. Her şeyi mahvettin. Geleceğimi berbat ettin. Sırf inat olsun diye yaptın bunu değil mi? Gör artık gerçekleri anne. Ben buyum. Ve doğru bildiğim ne varsa bundan sonra da onu söyleyeceğim. Bu kadar. Oradaki insanları görmeliydin Sevda. Sanki ateşlerini püskürtecek yer arıyorlardı. Bakışlarındaki aşağılamalar, dillerindeki alaylar. O ön yargı hiçbir zaman eksilmedi ki Ece. Dilerim Allah'tan gerçekleri görürler. Hele annem. Annem. Yükselmek için beni, öz kızını bile atabiliyor. Bana sahip çıkacağı yerde öz kızını bile atabiliyor. Artık hiç tanıyamıyorum onu. Annem olduğunu bile düşünemiyorum. Babasının, babaannesinin o inatçı kanını taşıyor. Yobazın, dar kafalının biri olup çıkacak sonunda. Zamanında daha çok ilgi göstermek gerekirdi abla. Gel. Rektörlükten geldin Nuray Hanım. Nedir o abla? Heyet atamaya uygun görmemiş beni. Üzüldüm. Belki başka zaman ha? Başka zamanda da değişmez. Ece mahvetti her şeyi. Ama dur sen. Benim kızım o. Ve böyle kolay kurtulamayacak elimden. Akşam görüşelim. Ama yine ekme. Hadi bakalım. Bakarız. Eyvallah. Hocam? Mert? Bir şey mi oldu? Bana yardım edeceksin. Ne konuda? Ece. Onu o hayattan çekip kurtarmamız lazım. Hocam benim Ece ile hiçbir ilişkim kalmadı. Kusura bakmayın. Kusura bakarım. O kazayı çabuk unutmuşa benziyorsun. Seni polisin elinden kurtaran bendim. Ama şimdi istersen bir telefonla seni içeri tıktırabilirim. Şimdi yardım edecek misin?
Hayırlı iftarlar. Teşekkür ederim, size de. İyi günler. Allah Allah. Çıkarken evdeydiler. Melike teyze, Sevda. Affedersiniz. Melike teyzeleri gördünüz mü? Onları demin polisler alıp karakola götürdü. Karakola mı? Niye? Bilmiyoruz biz. Buymuş demek o kız. Eve girerken çıkarken gördüm ama hiç aklıma gelmedi. Benim de vallahi kız. İyi günler. Bir arkadaşımla annesi tutuklanıp buraya getirilmiş. Adları nedir? Sevda. Annesinin adı da Melike. Evet, nezarethanedeler. Peki neden tutuklanmışlar? Ne yapmışlar? İrticai faaliyetlerde bulunuyorlarmış. Adam kaçırma ve alıkoyma suçundan tutuluyorlar. Ne kaçırmasından bahsediyorsunuz? Ne alıkoyması? Onlar böyle şey yapmaz. Bilmem, savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Nuray Çelik isminde bir Nuray şahıs kızını ellerinde tuttuklarını söylemiş. Evet. O benim annem. Bakın, o kız benim. Gördüğünüz gibi ne kaçırıldım ne de alıkoyuldum. Lütfen çıkarın o insanları içeriden. Savcının emri olmadan böyle bir şey yapamayız. Ayrıca şahitler de var. Komiserim içeride ifade alıyor. Peki bir an önce nasıl çıkarlar? Konu savcılıkta. İnceleme yapılacak herhalde. Ama şikayet geri alınırsa iş hızlanabilir. Mert! 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 Ne yaptın sen ha? Ne yaptın? Ece, ne diyorsun sen? Her şeyi biliyorum. O yalan ifadeyi veren sendin değil mi? Evet bendim. Ama başka çarem yoktu. Anne zorladı beni. O kazayı polise bildirmekle tehdit etti beni. İçeri girmeyi göze alamazdım değil mi? Gözümde en aşağılara düşmüştün. Şimdi zerre kadar değerin kalmadı. Zerre kadar. Bekliyorum Laleciğim. Eli kulağındadır. Aman umurumda değil. Yanlış anlamışım der kurtulurum. Mert düşünsün gerisini. Geldi galiba. Konuşuruz sonra. Hoş geldiniz küçük hanım. Gir içeri. En ufak bir insanlık bile kalmadı değil mi içinde? Beni elinde tutabilmek için o masum insanların hayatıyla oynamaya çekinmedin değil mi? Masummuş. Seni kopardılar benden. 2-3 gün sürünseler çok mu? Beni senden koparan o tatminsiz kibrin, büyüklük duygun. Hemen gidip şikayetini geri alacaksın anne. Yoksa... Yoksa ne? Beni tehdit mi edeceksin ha? Sen ne laftan anlarsın ne de halden. Çık hayatımdan artık çık! Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu evden dışarı adımını atmayacaksın artık. Bırak! Bırak beni! Gel buraya. Bırak beni diyorum. Burada kalmak istemiyorum. Çık! Bırak! İstesen de istemesen de kalacaksın. Bırak, bırak diyorum. Çık yukarı. Bırak. Çık diyorum sana. Ece çık dedim. Sana çık bırak diyorum. Beni. Yürü. Ece bırak, yürü diyorum sana. Ece çabuk. Bırak. Gir içeri. Neden yapıyorsun bunu bana? Neden hayatımı zindan ediyorsun? Artık benim kurallarıma uyacaksın. Eski Ece olana kadar bu odadan çıkmak yok. Anne! Anne ne olur yapma! Anne! Anne aç kapıyı anne! 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 Aç! Çok sevdiğin arkadaşın arıyor. Çıkmış galiba içeriden. Anne! Anne ne olur çıkar beni buradan. Ne olur çok acıktım ama. Çıkacaksın yakında. Bir psikoloğa gideceksin. Babanın ölümü yüzünden şuur kaybına girdiğini söyleyeceksin. Öyle davranacaksın yani. Heyete ancak böyle açıklayabilirim senin durumunu. Beni deli göstereceksin. Yapmayacağım anne. Asla yapmayacağım. O zaman
Zaman çürüyene kadar burada kalırsın. Cevap vermiyor. Başına bir şey gelmiş olmasın anne? Bilmem ki kızım. Belki annesinin yaptığına utanmıştır. Yüzü tutmamıştır aramaya. Sanmıyorum. Ben gidip soracağım. Sen bilirsin kızım ama beni de habersiz bırakma. Hı-hı. Eski bir doktor arkadaşım çalışıyor bu hastanede. Bir hafta yattıktan sonra rapor veririm dedi. Güzel. İlaç tedavisini konuştun mu? Sonra iyice kötü etmeyelim kızım. Yok. İlaç tedavisi falan yok. Göstermelik bir iki sakinleştirici hepsi bu. Ne zaman yatırabilirmişiz? Bugün bekliyor biz. İstersen hemen çıkabiliriz. Hadi o zaman. İyi hadi. Senin ne işin var burada? Okula girmen yasak. Çık dışarı. Size öğrenci olarak gelmedim. Ece'den haber alamayınca merak ettim. Merak edecek bir şey yok. Sizinle görüşmek istemiyor. Hala dikilecek misin önümde? Yoksa polis mi çağırayım seni attırmak için? Da değil. İstersen sen bekle. Yok yok, geleyim ben de. Zaten çok sinirlisin, bir tatsızlık çıkmasın. Tamam. Sen Ece'yi getir, ben de valizi alayım. Tamam. Hazırlamıştım şuraya. Ece yok. Ece! Aa. Gel buraya diyorum. Ece gel! Ece buraya gel dedim sana. Nereye gittiğini sanıyorsun ha, nereye? Bırak! Bırak beni! Abla iyi misin? İyiyim iyiyim. Nereye gitti Ece? Nereye gittiğini biliyorum. Arabanın anahtarlarını getir tamam, bana çabuk. Tamam hadi gel. Şimdi getiriyorum. Al abla. Aramıza giremeyecekler. İzin vermeyeceğim. Yüzümü göremeyeceksin bundan sonra.
Bırakmayacağım seni kimseye. Kimsenin yanına bırakmayacağım. Ece. Ece dur kızım. Dur Ece. Dur Ece. Dur diyorum sana. Frenler. Frenler. Frenler tutmuyor. Ah, frenler. Ece. Ece kaç. Ece. Ah.